Cevizli, fıstıklı, fındıklı, bademli. Tercih tabii ki damak zevkiniz. Valla biz cevizli aldık. Yani iyi yapsın. Öyle diyebiliriz yani. Valla Murat Usta'nın tatlısını bekliyoruz işte. Sıradayız, görüyorsunuz yoğunluğu. Evet. Tamam, nasıl bir tatlı tercih ettiniz? Valla işte cevizli aldım. Kadayıf. Hep buradan alıyoruz, memnunuz. Güzel. Ne diyeyim, herkesin bayramı mübarek olsun. Allah kimseye kaza bela vermesin. Güzel bir bayram geçirmek dileğiyle. Hangi tür tatlıyı tercih ettiniz? Valla fıstıklı tercih ettik. Öyle yani, güzel oldu. Bayramların vazgeçilmezi olan tatlılar, tatlıcılar da yoğunluğa neden oldu. Bayram ikramlıklarının yine olmazsa olmazıdır tatlılar. Kimileri ev tatlısını tercih ederken, kimileri ise tercihini hazır tatlılardan yana kullandı. Haftalar öncesinden tatlıcılara verilen siparişler bugün Arefe günü alınarak tatlıcılarda yoğun bir mesai oluşturdu. Sürekli buradan aldığım için yine bayramda da aynı şekil. Vallahi evde uğraşamıyoruz. Mecbur hazır tercih ettim. Daha güzel oluyor. Daha çok hoşumuza gittiği için ev baklavasına, ev tatlısına karşı biz hazır tatlıdan yanayız. Onun için. Hangi tür tatlıyı tercih ettiniz? Kadayıf baklava karışık. İkisi de damak zevkimize uygun. O yüzden ikisinden de tercih edeceğiz. İslam aleminin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan kadayıfçı Murat Usta, "Yoğunluktan memnunuz ama ev tatlılarını biz de özledik." dedi. Öncelikle bütün İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Ayrıca bayramda huzur, mutluluk içerisinde Allah yolunda kesilen kurbanların kabulünü makbul buyursun Rabbül Alemin, ümmeti Muhammed'e ve coğrafyamızda yaşanan Müslümanların gerçekten bir bayram tadına geçirmesini temenni ediyoruz. Bizim tatlı şeyimize gelince sofraları her zaman tatlandırdığımız gibi aynen devam. 25 yıldır Elazığ'da bir hizmet sektöründeyiz. Her zaman olduğu gibi gün gittikçe daha da çıtamız yükseliyor. Gerçekten ev tatlarını biz de özledik. Niye özledik? O tembellik mi diyelim veyahut da lüks yaşantı mı diyelim? Herkes hazır lokmaya konduğu için bugün bütün sektörde böyle, yani tek bir tatlıda değil. Evden nereden bakarsan bak, sabah kahvaltısı da dışarıdan gelecek. O yüzden maalesef kültürümüzü kaybediyoruz. Diğer bayramlara göre daha yoğun. Çünkü her geçen gün çıta daha yükseliyor. Yabancı geliyor, misafirlerimiz olduğu için potansiyelimiz gün gittikçe daha yükseliyor. Tatlıcıların vatandaşlara bir de önemli uyarısı vardı. Tezgah altı tatlılardan uzak durun diye. En düşük bir baklava 30-35-40'tan aşağı olmaması lazım. Maliyet maalesef. Bu tabii sürümden kazandığımız için fazla bize şey olmuyor. Ama genelde merdiven adı altında nitelendirdiğimiz, bugün bakıyorsun piyasa şartlarında 10 milyon, 15 milyona baklava satılıyor. Bugün şekeri hesapladığınızda zaten şeker fiyatıdır. Ondan yani sağlığımız açısından kaçınmalıyız. Çünkü bugün bir torba şeker 200 lira. Bunu şekere kilogram acına vurduğunuz zaman daha farklı şey oluyor. Tabii biz Murat Usta olarak her zaman Elazığ'ın kristal ve orijinal şekerini kullanmaya, müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz.